Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dice kanalımda yine güzel bir kargo açmaya hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi bir kutum var ama baya baya pislenmiş. Onu hatta hemen yırtılmış. Çıkar bence, evet. Yırtılmış da. Ay. Bu şekilde bir gönderim güzel olmuş. Bence direkt çöpe atar mısın? Çok evet, şey çamurlu gibi geldi. Baya çamurlanmış ve yırtılmış. Ve buradan da kırılmış. O yüzden bu kargoların... Evet ama bu zaten dış kargo. O yüzden böyle gönderimler güzel. Arkadaşlar Sportin. Com.tr'den aldım. Sizler de alabilirsiniz. Güvenilir bir adres. Güzel bir adres. Nike'ların daha önce biliyorsunuz zaten birkaç defa almıştım. Şöyle çıkartıyorum. Evet burada da yine faturalar vesaire gelmiş. Bunu arkadaşlar eşim bana hediye almış. Teşekkür ediyorum. Benim haberim yoktu. Ben sürekli Nike.com'a bakıyorum. Kendi başka bir yerden bulup sipariş etmiş. Canım eşim bu tarz şeyleri sever. Ayakkabı dairesinin arkasındaki gizli güç. Yalnız üstündekinden gözümü alamıyorum. Üstündekinden? Evet. Çok bunu güzel. Hatırlıyor musun? Ne zaman almıştım? 2 sene önce 500 liraları aldım. X'de arşivede. Large bulamamıştım çünkü bir türlü. Ama ona rağmen çok güzel dökümlü oldu. Bugün de Jordan'dan bir ayakkabı açtığımız için de böyle kombin yaptım. Güzel de oldu gerçekten. Arkadaşlar şu an elimde Jason Tatum'un ilk imzalı ayakkabısı Jordan Tatum 1 var. Kutusunu beğendim. Keyifli güzel bir kutu. 45 numara aldım. Dediğim gibi Nike.com'dan. Alamadım. Neden? Sipariş edemiyorsunuz arkadaşlar orada. Giriyorsunuz 150 euro üstü veya sıkıntılı bir rakamsa zaten size ödemeyi ilerletmiyor. Bana soruyorsunuz. Çok soruyorsunuz. Abi Nike'den alacağım. Olur mu olmaz mı? Hani bir girip o siteye bakmayı deneseniz aslında bana sormaya gerek kalmaz. Çünkü cevap veremiyorum herkese. Zaten bunu ödemeye götürmüyor ama atıyorum 2800, 2700'lük bir ayakkabıyı ekleyin ve deneyin. Bakın orada ödemeye geçebiliyorsunuz. Çünkü çok fazla iade olduğu için, çok fazla gümrükten geri dönüş olduğu için bu tarz bir çözüm bulmuşlar. Bunu da Türkiye'den aldım. Daha doğrusu eşim aldı. Teşekkür ediyorum. Happy birthday to you. Şu an hiç öyle şeylere girme, rollere girme. Öyle bir şey yok. Madem öyle o zaman happy birthday olsun yaptın sen. 2-3 gün sonra doğum günün. Evet şimdi sizlerle açalım ayakkabımıza bakalım. Heyecanlıyız. Bu sene playofflarda güzel gidiyor. Sade bir logolu kağıdımız var. Ve bang bang. Arkadaşlar Jordan Tatum 1. Yani bu rengi çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim en başta. Çok sade bir renk. Ben aslında ilk çıkış rengini daha çok beğenmiştim. Zoo rengini daha çok beğenmiştim. Bu rengini çok beğenmedim açıkça söyleyeyim. Çok sade, çok beyaz ve çok hızlı kirlenebilir bir renk. Ama bu ayakkabı gerçekten değişik, farklı bir ayakkabı. Zaten şöyle altını çevirdiğim zaman göreceksiniz. Arkadaşlar NBA'deki genç yıldızlardan hatta... Ama baksana çok şey yani bu tarz şeyler olabiliyor. Şimdi bunu göstermem gerekiyor. Direkt çıkartı çıkartmaz. Bakın kıllar, tüyler çok yani. Fazla. Görünüyor mu kamerada? Görünüyor. Pis. Mesela bu tarafta da aynı şeyler ayak var. Ayak bunun altı da pis sanki denenmiş gibi. Ya bunlar oluyor arkadaşlar. Yani birçok markada. Hatta şu an 3'tür açtığımız evet kargolarda ya. Bu var. Mağazası olan bunlar firmalar çünkü. Mağazadan gönderim yapılabiliyor. Veya bak mesela evet dediğin gibi şurada da leke var değil mi? Hani şimdi siz çok böyle uf gelecek, efsane gelecek gibi düşünüyorsanız bunlarla karşılaşabilirsiniz. Hatta geçen bana Nike'dan almış, Nike.com'dan almış birisi yazdı. Abi biri farklı numara geldi dedi. Düşünebiliyor musun? Ve dedi kullanılmış gibi geldi dedi. Ben de iade ettim. Neyse indirim kuponu falan vermişler ama her firmada olabiliyor arkadaşlar bunlar. Ya bak şurası boyalı mesela. Şu önü mü? Mavi mavi. Buralarında da var. Evet yani bu biraz böyle keyfi kaçırabiliyor. Tabii biz sürekli ayakkabı aldığımız için artık ben bunları görmüyorum. Çok fazla bunlara takılmıyorum ama sizlerden çok geliyor. Abi ben şunu aldım böyle oldu böyle iade edeyim mi şöyle böyle gibi çok fazla bana söyleyen var. Yani tabii iade de edebilirsiniz tabii bu sizin hakkınız. Evet şimdi biraz daha ayakkabıya yanaşalım. Şöyle altından başlayalım her zaman olduğu gibi. Altı zaten ne bu dedirtiyor size. Direkt yastıklamayı gördünüz. Air Zoom yastıklamasını gördünüz. Bir pencere. Pencerenin hemen üstünde şöyle mavi bir orta taban plakası. Çok ilginç bir şekilde çok az miktarda taban tutuşu sağlayan alan var. Önde, ortada ve arkada. Onun dışında taban tutuşunu sağlayan bir yapı yok. Ama arkası bu yapılar da hiç güzel değil. Evet, arka sert plastik ve çok ince yapılmış. Sanki hani hiç tutmaz bir yani. Sene kullanmışsınız da eritmişsiniz gibi bir hal var. Çok şaşırdım açıkçası. Ön tarafta kullanılan bu çıkıntılar da çok kuvvetsiz. Taban tuşunda şu an hiçbir beklentim yok biliyor musun? Benim de. Ben yani de öyle. Yani şuralar falan mı devreye girecek bilmiyorum. Bu boşluklar. Orada mı sürtünme yakalayacağız? Gerçekten arkadaşlar sanki taban tuşu yapacak. Şimdi son zamanlarda açtığımız ayakkabıları düşünüyorum. Bazılarında böyle derin derin. Hele ki şeyde GT kat vardı ya açmıştık. Ondaki o derin derin taban tuşu inanılmaz iyiydi.
Bunu da niye böyle yapmışlar anlayamadım. Bakalım nasıl olacağını göreceğiz zaten detaylı performans incelemesinde. Ama şu anda gitgide ayakkabı hakkındaki görüşlerim böyle aşağı doğru düşüyor. Bu arada 3200 TL'ydi. O yüzden zaten Nike'den sipariş veremedim. Tam 150 euro sınırında. Çok değer da pahalı. Değil, çok da pahalı yani, evet çok da pahalı gerçekten. Orta taban plakası var arkadaşlar. Yani çok, çok kuvvetli gelmedi. Değil çok gibi sanki basit. Böyle şey. Yani ama şöyle plastik. Muhtemelen bu plaka şuraya çıkan plakayla birleşikte yani. Şöyle bütün bir plaka var. Hatta şu tarafta da geçiyor. Bak görüyor musun? Yani büyük bir yapı var. Bu ayakkabıya ciddi form verecek ama dikkatimizi çekiyordur. Sanki kırılabilir gibi. Evet yani. Kırılabilir de gibi duruyor. Zannetmiyorum kırılabileceğini. Boşluk var arkadaşlar. Ayağınızın bastığı yer. Bakın görüyorsunuz. Boşlukta tabana dokunmuyorsunuz. Nasıl bir his olacak? Ayağımı giymek için sabırsızlanıyorum. Esneyecek herhalde. Evet esneyecek. Esnemesi de belki rahatlık hissini arttırabilir. Çok ilginç. Baksana ayakkabının tabanı burada dikişlerle, evet. Şeylerle farklı yapılmış gerçekten. Ayrıca benim çok hoşuma giden kısım şu Air Zoom. Yani yastıklama bu. Devasa bir bölge kaplıyor. Çok büyük. Bu Jordan 36'larda, 37'lerde ve bu neredeyse 34'ten beri bütün serilerde bu tarz bir yapı var. Hep de zaten Jason Tatum onları kullanıyordu biliyorsunuz. Ciddi büyük bir yastıklama var ki bu da çok güzel olacak. Tabandan oluşuyor diyebilirim ayakkabı. Hep onun üstüne konuşuyoruz çünkü bütün olay burada yatıyor. Yastıklama zaten orada gördüğünüz gibi. Arkada bir yastıklama yok galiba, faylan köpüğüne basıyorsunuz. Emin değilim şu an var mı yok mu. Oluyorsa muhtemelen bunu da pencereyle gösteriyor olurlardı. Diğer tarafta pencere var sanki ama nerede? O neyin penceresi? Değil mi? Pencere değil mi orası? Evet. Burada da bir şey yok. Burada bir şey yok. Burada yumuşak bir köpüğü sadece görüyorsun şuradan şöyle baktığın zaman. Değişik, farklı gerçekten. Güzel olmuş. Jordan markası genelde yenilikçi, inovatif tavırları var. Daha önceki ayakkabıları da baktığın zaman stabil gitmiyorlar. Burada da bence yenilikçi bir tavır var. He, güzel kötü orası tartışılır. Ama ben bu sefer çok aşırı aşırı beğeneceğimi düşünmüyorum. Üst kısma çıkalım arkadaşlar. Üst kısmındaki bu örgülü materyallerde fena değil. Biraz daha yakınlaşırsanız detayları görebilirsiniz. Havalandırma noktasında iyi bir iş yapabilir. Çünkü ayakkabının içini görebiliyorum bazı yerlerden. Birçok açıyla iplikler geçirilmiş. Plastik katmanlar kaynatılmış. İşte şu kısım ayrı. Ön ayaklarınızı koruması için ayrı. Yana doğru yapılacak hamlelerde sizi tutması için farklı yine bir burada yanda çeper var. Gayet güzel dildeki delikleri görüyorsunuz. Plastik görünmesi hiç hoşuma gitmedi. Evet doğru. Ben de orayı çok sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Şurası da şöyle ilikleme gibi yapılmış ya. Hoş gelmedi bana. Nasıl olacak bilmiyorum. Ayağı giymeden çok kesin konuşmaktan çekiniyorum. Yani parmak uçlarını acıtır gibi geldi. O da olabilir veya buradan parmak uçların çıkabilir. Keşke şunu bir tık daha yükseltiyor olsalardı diye düşünüyorum şimdiden. Dilde baksana delikler var, direkt parmağımı görebiliyorsun. Havalandırma noktasında fena bir iş yapmayacaktır tahminim. Şu içindeki şeyi çıkartayım. Evet içine bakarsan zaten çok aydınlık, yani bayağı bir güneş ışığı geçiyorsa havada geçiyordur diye düşünüyorum. Aydınlık olması iyi bir şey. Bağcıklarımız gayet normal. Gayet sade geçiyor. Dilde bir JT logosu var. İçinde Archer Avenue. Bu arada arkadaşlar bu ayakkabı Jason Tatum'un oturduğu mahalleden ve o sokaktan hep esinlenilmiş. Detaylar da bu. Archer Avenue onun oturduğu sokağın ismi. Şurada onun koordinatları yazıyor. Bakarsan işte West, North koordinatlar yazılmış. Arkasında yine aynı şekilde ona ait hep bir dokundurmalar var. İmzası, sıfır numara, aynen Jordan logomuz köşelerde. Bu Jordan ayakkabıların benim belki de en sevdiğim şeyler. Hep şu arka köşeye Jordan logolarını koyuyorlar ya. Hem sade hem de şık aslında bir ayakkabı. Bence ama zoo rengi daha iyiydi. Yani ilk çıkan rengi daha iyiydi. Yani bence de ama şey yani ben kırmızı, mavi, beyaz ama onda numara yoktu zaten. Çok yani. Şey onda numara yoktu. Numara olan tek renk de buydu. Evet. O yüzden bunu alıyor olman, sipariş ediyor olman da gayet normal. Şöyle çıkartayım. Evet içine biraz daha şöyle bakabiliriz arkadaşlar. Sevdiğim bir şey bakın dil alt tarafa yapışık. Bu GT'de onu sevmemiştik hatırlıyor musun? Dil ayrı. Dilin ayrı olması çok büyük risk. Bu arada dil çok dandikmiş ya. Evet bana niye bu kadar dandik yapmışlar arkadaşlar? Yani resimde daha güzel görünüyor. Evet yani şu üstünde kullanılan materyal de çok dandik. İçindeki pedleme de niye böyle yapmışlar bilmiyorum. Bu tarz ufak detaylar ne kadar kaç sente mal oluyordur? Neden bunu yapıyor Jordan markasını anlayamıyorum gerçekten. Ve şu köşede bir JT logosu var yine gördüğüm. Hani ayakkabının dizayn unsurlarından bahsetmedik çok fazla. Direkt cumbulop da aldık çünkü konuşacak da çok şey vardı. Şu yavaştan bağcıklarını açayım. Ne diyorsun? Beğendin mi? Onu sana sorayım. Yani ben pek beğenmedim. Geri dönüşüme de uygun bir ayakkabı değil galiba. Bu her yeri plastik kaynıyor. Tipini beğendin mi? Görseli beğendin mi? Bilmiyorum. Performansı nasıl olacak?
görseli ben şahsen çok aşırı beğenmedim. Zaten hani. Ya sen seviyorsun diye hani açıkçası tabii, incelemek ben istiyorsun incelemek diye. Istiyorsun ve diye düşündüm genelde ama. Bende şey çok heyecan oluyor arkadaşlar. İlk işte Luca 1'de de öyle oldu. Atıyorum PG1'de de öyleydi. Hani ilk bir adamın ayakkabısı çıkıyor. Acaba nasıl Zion 1'de de aynı şey oldu? Yani ilk onu alayım, inceleyeyim isteği çok uyanıyor içimde. Yani burada da aynı şey var. Hani ilk bir bakalım edelim. Ama tam bir Jordan ayakkabısı. Yani hani dediğin gibi o yenilikçi şeyi var. Var ama sanki daha iyi bir şey yapabilirlerdi bu oyuncuya. Çünkü ciddi iyi bir oyuncu. İçinde yine bu Green Bay Packers'ındı yanlış hatırlamıyorsam bu arma damga. İçinde yine bu var. Burada ne anlam ifade ediyor çok bilmiyorum. Yine onun hayatıyla, büyümesiyle belki lisede gittiği okulun amblemidir. O tarz şeyler olabiliyor. Genelde koyuyorlar. Her rengin farklı bir hikayesi var. Evet hadi ayağımıza giyelim. Sonrasında bakalım nasılmış çıkışımızı yaparız. Demeden önce şu an tutunca aklıma geldi. Petlemesi fena değil bu arkadaki arkadaşlar. Yine kuvvetli güçlü bir petleme var. Bu petlemenin aynısından dile de yapmaları lazım. Genelde dil ve arkası çok farklı oluyor. Bence böyle daha güçlü, kuvvetli bir sünger koyuluyor olsa kesinlikle daha keyifli olur. Hadi bakalım giyelim ayağımıza. Bayağı sert. Bayağı formlu arkadaşlar ayakkabının altı. Biraz herhalde yumuşatmak gerekecek. Ciddi kuvvetli geldi. Dışarıda oynamaya bu arada hiç uygun olduğunu düşünmüyorum. Ne üstüne altı mahvedersiniz. Yastıklamayı bile patlatabilirsiniz. Bir taş maş bir şey giriyor olsa bu ayakkabıya dikkat etmek lazım. Şurası hemen hissettirdi arkadaşlar kendine. Şu kısım biraz geniş ayaklı arkadaşlarım ilk en azından zamanlarda buna dikkat etmeli. Yani bir açana kadar ayakkabıyı bir ısındırana kadar ona dikkat etmeniz lazım. Bu arada bir tık daha bağcık deliği var. Daha iyi bir kitlenme yakalamak istiyorsanız bileklerinizde. Hafif bilekli oluşu da güzel. Mid versiyon yani orta yükseklikteki bir ayakkabı. Şuradan geçiriyorsan daha iyi yapacaktır. Ayağım da güzel durdu. Güzel mi durdu? Bayağı büyük durdu ayağımda değil mi? Hoşuma gitti. Arkadaşlar arka topuk o kadar sert ki size anlatamam. Ön ayakta çok güzel bir zıplık var. Ayakkabının altı ciddi bir kapsül gibi ayağınızı sarıyor ve sıkıyor. Evet kesinlikle güzel. Performansı. Taban tutuşu da iyi olacaktır ama uzun süreli kullanımda benim endişem yani. Bu taban tutuşu uzun süreli kullanımda nasıl olur? Evet basketbol anlamında güzel olacak. Kesinlikle güzel olacak arkadaşlar. Bayağı bir şu yastıklamayı esnek hissedişiniz. Esnek hissediyor musun? Ha? Çok esnek hissediyor musun? Çok böyle şey hissediyorsun. Esneklikten ziyade seni fırlatıcı bir güç varmış gibi. Bu zaten plaka bunu yapıyor. Yastıklamada. Kimi yastıkla mesela çok rahat olur. Böyle cüps diye içine sönümlenirsin. Kimisi de enerji geri dönüşümü yüksek olur. Seni böyle geri ittiriyormuş gibi hissedersin. Burada da o his var. Gerçekten güzel. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım keyifli ve güzel bir video olmuştur. Bizim için güzel oldu. Merak ediyorduk. Detaylı performans için bekleyişte kalın. Abone olmayı unutmayın. Ayakkabı dahisi bugünlük. Evet.